Görmüş olduğunuz gibi karşımızda y eşittir hx'in grafiği var ve bize şöyle bir soru sormuşlar. Eksi 1, 4 kapalı aralığında h için ara değer teoremi geçerli midir? Dikkat! Soruyu fonksiyonun eksi 1, 4 kapalı aralığındaki durumu için sormuşlar. Ara değer teoreminin ne olduğunu önce bir hatırlayalım isterseniz ama aslında teoremin ne dediğini bilmemize gerek bile yok. Tek hatırlamamız gereken şey ara değer teoreminin kapalı bir aralık da sürekli olan bir fonksiyonda geçerli olduğu. Ama gördüğümüz üzere bu fonksiyonun süreksiz olduğu bir nokta var ancak. Dikkat ederseniz bu nokta verilen aralığın dışında kalıyor. ilgilendiğimiz aralıktaki eksi 1'e denk gelen h(x) değeri burası 4'te ise de h(x)'in değeri burası ve bütün bu aralık boyunca fonksiyonun sürekli olduğunu görebiliyoruz. İlk olarak süreklilik koşulunu yerine getirdiğini söyleyebiliriz çünkü bu kapalı aralıkta sürekli bir fonksiyon. Dolayısıyla evet, ara değer teoremi geçerli olur diyebiliriz. Geçerli olduğu için de diyebiliriz ki bu kapalı aralıkta fonksiyon sürekli olduğu için bu durumdaki h(x) fonksiyonu fonksiyonu h-1 ile h-4 değerleri de dahil olmak üzere arasındaki tüm değerleri alır. h-1 göz kararı eksi 3'e denk geliyor gibi h-4 ise aşağı yukarı 0 gibi duruyor değil mi? Ara değer teoreminden bildiğimiz üzere eksi 3 ile 0 arasındaki tüm değerleri almamız gerekiyor. Bunu da grafik üzerinde görebiliyoruz. Eğrinin bu kısmında bütün bu değerleri alıyoruz. Peki, başka bir örnek daha yapalım. Burada da bize şöyle sorulmuş. 0, 5 kapalı aralığında g için uç değer teoremi geçerli midir? Aynı şekilde uç değer teoreminin ne olduğunu hatırlamadan önce ara değer teoreminde olduğu gibi uç değer teoreminin de kapalı aralıklarda ve bu aralık boyunca sürekli olan fonksiyonlarda geçerli olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Şimdi bakalım fonksiyonumuz 0, 5 kapalı aralığında sürekli mi? Hayır. Açık bir şekilde x eşittir 3'te bir süreksizlik olduğunu görebiliyoruz. Bu yüzden cevap olarak hayır hayır diyebiliriz. Bu kapalı aralıkta düzgün tanımlı maksimum veya minimum değerlerimiz var diyemeyiz. Grafikte de düzgün tanımlı bir maksimum değerimiz olmadığını açık bir şekilde görebiliyoruz. Yukarıda artı sonsuza aşağıda ise eksi sonsuza yaklaşıyoruz. Dolayısıyla uç değer teoremi geçerli olmuyor ama eğer onun yerine bize sürekli olduğumuz kapalı bir aralık verilseydi mesela diyelim ki eksi 2 ile 0 aralığını vermiş olsalardı, bunu farklı bir renk ile göstereyim. Diyelim ki eksi 2, 0 aralığı olsaydı o zaman uç değer teoremi geçerli olurdu. Bu aralıkta fonksiyonun düzgün tanımlı bir minimum değeri ve maksimum değeri var diyebilirdik ve bu durumda maksimum değer sağdaki sınır değerinde, minimum değer de soldaki sınır değerinde olurdu. Ama sorudaki kapalı aralıkta fonksiyon sürekli olmadığı, olmadığı için uç değer teoremi geçerli değil deriz. Son bir örnek daha yapalım. Eksi 5, eksi 2 kapalı aralığında f için uç değer teoremi geçerli midir demişler. Aynı şekilde öncelikle aralığımıza bakalım eksi 5'ten eksi 2'ye gidiyoruz. Bu aralıkta fonksiyonumuz x eşittir eksi 5'ten x eşittir eksi 2'ye kadar verilen grafikte bir süreksizlik olsa bile bu süreksizlik aralığın dışında kalıyor değil mi? Biz yalnızca aralığın içinde ne olduğu ile ilgileniyoruz ve bu aralıkta evet sürekliyiz. Bu kapalı aralıkta fonksiyonumuz sürekli. Dolayısıyla uç değer teoreminin geçerli olduğunu söyleyebiliriz ve bu aralıkta fonksiyonun düzgün tanımlı bir maksimum maksimum değeri ve minimum değeri olur. Gördüğünüz üzere maksimum değer f eksi 2'ye denk geliyor değil mi? Sayısal değeri de aşağı yukarı 3,5 3,6 gibi duruyor. Bu aralıktaki minimum değer de f eksi 5'te gerçekleşiyor. Sayısal değeri de eksi 4'e çok yakın gibi görünüyor. Buradaki asıl önemli olan şey sürekliliği hatırlamak. Süreklilik fonksiyonun tamamında olmak zorunda değil. Yalnızca bu teoremleri uygulamaya çalıştığımız kapalı aralıkta geçerli olması yeterli.